kötü haberi ben vermek istemezdim ama... sen maalesef öldün. Lan ölmesin ya, ne ölmesi oğlum ya? Hadi ben öldüm, siz de mi öldünüz? Siz niye buradasınız? Baba, sadece senin ölmenle bitmiyor ki. Biz de birazdan günahlarımızı, sevaplarımızı paylaşacağız. Lan ne saçmalıyorsunuz ya, ne saçmalıyorsunuz ya? Ya bu biz saçmalıyoruz. Bak, mahkeme-i kübradayız. Seni sorgulayacaklar, biz de tanıklık edeceğiz. Sonunda helallik vereceğiz. Ya böyle bir şey yoktu kardeşim ya. Böyle bir prosedür yoktu. Bunun münkeri var, nekiri var. Kabir azabı var. Öyle değil miydi ya kardeşim bunlar? Yanlış hatırlıyorsun baba. Birazdan seni alacaklar. Günahlarını, sevaplarını hesaplayıp gerekeni yapacaklar. Lan Cüneyt, yemin ediyorum elimin tersinde sana bir tane şimdi vururum. Girişirim sana ha. Göreceksin o zaman hesabı kitabı. Şerefsize bak hele. Siz burada bekleyin, oturun hele. Ben bir gideyim öğreneyim geleyim. Nedir ne değildir ya. Oturun hele bakayım. Sonunda kurtuldum. Bundan sonra kimse bana cehenneme kadar yolum var demez. Bir bardak su alabilir miyim? Hadi hadi. Bir bardak. Hadi. Ha, kardeş hele gel gel. Buyur. Ya müsaitsen sana bir şey soracağım. Ya acaba biz öldük mü? Sence? Yani tabii buradan sana öyle bakınca öyle görünüyor ama ben yine de doğrulamak istedim ya. Kardeş ne bileyim ya, burası yani benim tam böyle hayal ettiğim gibi bir yer değil ya. Sana ne oldu böyle? Sorma abi ya. Allah'a şirk koşmuşuz. Nasıl ya? Ne yaptın? Bir gün yolda gidiyorum abi. Rabbim adaletin bu kadar mı diye bir şarkı var. Açtım sesini son ses. Ben de eşlik ediyorum tabii. Tam o anda cahat diye bir kamyon. Açtım gözümü buradayım. Dediler Allah'a şirk koşmuşsun. İçeri attılar beni. Kardeşim hak etmişsin sen ya. Öyle şarkı mı olur? Abi vallahi kaç gündür cayır cayır içeride yanıyorum. Ben de bilmiyorum. Ah, yaktın beni sen. Yaktın beni Sezen abla. Ya kardeşim böyle saçma yaktın hikaye mi olur ya? Böyle öbür dünya mı olur ya? Sen. Heh, ben mi? Evet sen. Nereden biliyorsun lan öbür dünyayı? Daha önce gördün mü? Ya ne bileyim, daha önce böyle şey olmadığı için yani en azından ışık oyunları falan, duman falan. İnanacağım da yani öyle olursa, ne bileyim. Geç bakalım. Hayır, girmek istemiyorum. Allah'ım ne olur affet beni ya. Biz burada ne firavunlar yaptık be. Daha neler göreceksin sen? İçeride yeterince ışık ve duman vardı. Eğer hala inanmıyorsan seni ön sıraya alır. Yok 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 yok, sağ olasın, Allah razı olsun, teşekkür ederim ya. Olur mu ya, sağ olasın, ben almayayım, teşekkürler, sağ olun. Ben galiba öldüm. Ulan gittim. Vallahi gittim, fidan gibi adamdım. Merhum bana Allah'tan rahmet. Sevenlerime başsağlığı dilerim. Yakınlarıma sabırlar dilerim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Türk müsün sen? He, nereden anladın? Dur be kardeşim be, ilk defa. Bir elma yiyeyim dedim içeride, bir elma ya. Abi bir elma ya. Ne olmuş olabilir ya? Bak, bu da Türk. Ya ne tuhaf bir milletsiniz. Her yerde bu kadar çok adam. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok benim dayım Ankara'da zabıta müdürü. Bıktık be sizden. Yeminle bıktık. Ya acaba şey dediler mi benim eniştem teşkilattan? Normal yoldan bari içeri girsem, bana bir yol gösterseniz. Onu yaşarken düşünecektin aslanım. Ha yine de nereye düşeceğimi görmek istiyorum dersen. Tartıya gir. Allah razı olsun ya, sağ olasın. O zaman ben yakında gelirim, görüşürüz. Bu kadar çok güvenme kendine. Ya kardeşim ya, valla benim günahım falan yok ha. Tertemiz bir insanım ben sonuçta yani. Sağ olasın. Göreceğiz. Göreceğiz. İş bittiyse ben de bir içeri gidip geliyorum. Ben iki dakika bir gireyim. Ya ne yapacağım şimdi ben ya? Ne yapacağım şimdi ben ya? Ne oldu babiş? Tartılmam gerekiyormuş. Tartılacağım. E hadi gidelim babiş, şurada tartı. Hadi kalk, kalk. Sen de kalk, ayı. Hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olayım. Ya hanım kızım, biz düştük bir girdabın içine. Oraya git, oraya gel. Valla yok, öldük yorgunluktan ya. Nasıl yani? Yorgunluktan mı öldünüz? Yani üçünüz aynı anda mı? Bak sen demiştim, huylar Rus. Ha anladın mı? Siz yanlış anladınız. Bizim babamız öldü. Bu arada ben Cevher, bu da kardeşim Müşteri, çok önemli.
babamız öldü, biz ölmedik. Yaşıyordu ama onu bırakmaya geldik. Uğurlayacağız yani. Doğru Mehta. Anladım. Siz bu adamın çocuklarısınız. Evet. Tamam, o halde şöyle yapıyoruz. Sizin yaptıklarınızı da onun hesabına katacağız. Ne? Anlamadım. Bunların günahları bana mı girecek yani şimdi? Anlaşılmayacak bir şey yok beyefendi. Yani çocuklarınız sizin sorumluluğunuz altında. Ama merak etmeyin, onları hayırlı bir evlat olarak yetiştirdiyseniz hiçbir sorun olmaz. Allah'tan vallahi iyi bir baba oldum da hepsini iyi yetiştirdim ha, rahat edeceğiz. Hanımefendi bakın, yani ben çocuklarımı Kur'an kursu, namaz, zekat, hepsini yani birebir ben hepsini öğrettim, hepsini yaptırdım. Bir de yani aşılarını dahi yani düşünün, aşılarını bile en erkenden yaptırdım ki hani şey olmasın diye. Yalnız burada iki çocuğumuz görüyorum. Diğeri nerede acaba? Diğeri ki? Yani bir kızınız daha var sizin. Yıllar önce bir kadınla kaçamak görüyorum. Yok artık. Oo baba. Baba hiç yakıştıramadım seninle zinayı ya. Yani senle zina iki ayrı kutuplar yani. Hiç olmadı yani. Resulele yok ya, öyle bir şey yok. Vallahi benim yani elim karından başkasına değmedi ha vallahi. Beyefendi, günahlarınızı yenisine eklemeyin isterseniz. Evet, Cevher Bey ile devam ediyorum. Buyurun. Kur'an kursu, tam. Namazlar. Bir iki de zekat görüyorum. Üç olacak ama sonra konuşuruz. Bir de son olarak hiç zina yok, bakirmişsiniz. Neymiş? Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim ya. Babasının medarı iftiharı. Helal olsun seninle, gurur duyuyorum. Bırak. Bakın Melek Hanım, buraya kadar her şey çok güzeldi. Aramızda bir elektrik vardı. Ama sizin yaptığınız şey manipüle etmeye giriyor. Benim öyle bir baki bir durumum yok. Benim herkes bilebilir ya. Benim mahallede çok fındık kırmışlığım var ya. Bunu ciddiye alın lütfen. Bir hatayı düzeltin. Olmasın böyle şeyler. Rüyanızda herhalde. Yani yalnız onları saymıyoruz. Laflara bak. Şaka şaka. Yani günahlara henüz gelmedik. Varsa zaten orada çıkar. Evet, devam edeyim sizinle. Gıybet. Evet, yalan dolan. Ve son olarak son iki senede tuttuğunuz tüm oruçları da bozmuşsunuz. Bunlar da katlanarak borç olarak yazılmış. Saçmalık. Ben oruç benim ince çizgim ya. Kırmızı çizgimdir ya. Hatta oruç kesinlikle bak garanti olsun diye 5 dakika sonra ben açarım orucumu yani. Lütfen bakın menlerim. Olur mu hiç böyle bir şey ya? Barış. Beyefendi burada yanlış olmaz. Şerefsiz. Bu da şerefsiz. Beni kandırıyordu ne oruç tutuyorum diye. Şerefsiz seni. Ya babiş aşkımızda dedim sana tekli orucu tutuyorum diye ya. Bir saniye. Bir de son olarak kul hakkı görüyorum. Ne? Kul hakkı mı? Ulan Allah seni alsın şerefsiz şişko. Ben de diyorum bu niye kül olmuş, ayı gibi olmuş. Tabii ye kul hakkı da ayı gibi ol. Ama siz merak etmeyin. Bu günahlarınızın hepsi katlanarak Cumali Bey'e yazılacak. Yani hayatınızın geri kalanında hiçbir günah işlemezseniz cennete gidersiniz. Allah sizi kahretmesin şerefsizler. Oğlum da yılan beslemişim meğerse. Şerefsiz Cevher ve Cüneyt var ya. Helal olsun oğlum benim gururum. Canım oğlum Cüneyt'i. Babaş fazla şey yapmasan mı hani? Ne olur ne olmaz. Aman Allah'ım inanamıyorum. Yalnız diğer oğlunuzda hiç olumlu şey yok. Bunları söylemeye benim dilim bile varmıyor. Ulan şerefsiz Cüneyt. Ulan şerefsiz Cüneyt yaktınız beni. Allah sizi kahretmesin. Yaktınız beni. Yaktınız beni. Allah sizi kahretmesin. Ulan sizi doğuracağım ben. Taş doğursaydım, iki tane öküz alsaydım sizden daha derin miydi? Hey babacığım yalnız sen bizi doğurmadan arada geliyorsun. Kes lan kes kes. Şerefsize bak. İz neredeyiz bu nerede? Sakin olun Cumali Bey. Ya hanımefendi. Çıkarıyor mu yok mu ya? Olur yok mu? Vallahi bizimle yer gelecek, çocuklar da gelecek. Yalnız ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz ki. Alın lütfen cebinize koyun onu. Peki İslam'ın şartı kaç biliyor musunuz? Kaç? Daha bunu bile bilmiyorsunuz beyefendi. Bakın, kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Hacca,
hacca gitmek. Ya şey yapsanız bana, bir son bir şans verseniz, ben hepsini tamamlasam gelsem he? Maalesef. Geçmiş yani o çoktan. Siz de artık uğurlamam gerekiyor. Buyurun, alayım sizi. Ya ne uğurlaması? Benim daha sevaplarım vardı, benim şeylerim vardı. Hadi. Bir sürü benim orada. Bakın vallahi çok sevap işledim ha. Vallahi ya böyle olmuyor ama gerçekten yani. Ya sizi bir daha görebilmek için ölmek mi gerekiyor? Ne? Nasıl yani? Yani daha aramızdaki frekans. Neyse, şansımız ki. Sizi şöyle alalım. Ya bırak, çekiştirme ya, bırakın beni. İçeride bir ortam var, yanıyor. Kerem! Baba! Baba, Allah'ım içeride Kerem, dikkat et, tamam mı? Çok üzüleceğiz seni. Cüneyt! Cennette görüşürüz baba. Ben cehenneme gitmek istemiyorum. Ulan rüyaymış. Ulan bu nasıl rüyadır? Ulan Cemal! Cüneyt! Ulan şerefsizler! Ulan! Şerefsiz Cemal! Kalk ulan kalk! Kalk ulan kalk! Çabuk uyan o rüyadan! Kalk ulan! Kalk, seni yıkayacağım ulan kalk! Baba bir şey de diyorsun ya? Ne yıkaması ya? Ulan kalk ulan kalk hadi! Şerefsize bak hele! Çabuk! Çıkar üstünü başını, seni salonda yıkayacağım! Kalk ulan! Şerefsize bak! Ya ayrıca kaldırma, koskocam adamız ya. Salonun ortasına koymuşsun, neyle beni yıkıyorsun ya? Konuşma lan, konuşma! Şerefsize bak hele, sus! Şuna bak hele. Allah seni kahretmesin. Şuna bak ya. Yıka, yıka, yıka! Çitile, çitile çıkmıyor ya. Tövbe estağfurullah ya. Şuna ağzına üç kere. Şuna burnuna üç kere. Heh. Babiş, ne yapmaya çalışıyorsun? Bak yemin ediyorum anlam... Bak ne yapmaya çalışıyorsan çok yanlış yapıyorsun yani. Rencide ediyorsun beni ya. Ne demek istiyorsun sen? Ya Allah! Ay maşallah tosun ha! Ulan Allah'ım ben nasıl? Ulan şerefsiz şişko! Ben senin ne altlar yediğini bilmiyorum he! Şerefsiz! Rüya gör, rüya gör, pisler pis gez dışarıda! Gün boyunca rahmet gez dışarıda! Sonra günah bizim boynumuza! Gözlerim yanıyor ya baba! Gözlerim yanıyor! Allah Allah! Gözlerim yanıyor! Gözlerim yanıyor! Şerefsiz! Sanki Amerika'daki özgürlük heykelini yıkıyoruz, bu ne kadar büyüktür ya! Sen dur! Cüneyt'in de ağzına sıçacağım, senin de ağzına sıçacağım. Hadi, bak iğne deliği kadar boş bir yer kalmayacak, kuru bir yer görmeyecek. Anlaşıldı mı? Ya babiş bak, gerçekten rencide olmaya başladım. Bunun tadı kaçıyor yani artık. Ulan şimdi sana şimdi burada girişeceğim ha, vallahi. Tövbe estağfurullah ya. Deli etme beni. Hadi yıkan. Kuru lan ha, unutma. Buraların hepsini de topla, temizle. Ulan Cevher! Efendim babiş? Kahvaltıya başlamadan önce besmele çektin değil mi lan? Çektim. Bir de bir yere girerken sağ ayağını kullanıyorsun değil mi lan? Evet. Eh! Aferin, aslan oğlum benim! Ulan Cüneyt! Efendim baba? Bundan sonra hepinizi ibadette, camide abdeste göreceğim, tamam mı lan? Tamam da bunu niye şimdi bize söylüyorsun baba? Evlatlarının günahları babalarına yazılıyordu ondan! Ya baba saçmalıyorsun ya. Her koyun kendi bacağından asılır. Ulan bana bakın. Bundan sonra hayırlı evlat olacaksınız ha. Yemin ediyorum ikiniz de ayağımın altına alırım ha. Sizin hatarınız yüzünden ben cehenneme gitmek istemiyorum. Şerefsizlere bak hele. Hem bu hac başvuru sonucum gelsin, bundan sonra askeri nizama geçeceğiz. Beraber abdest alacağız, beraber namaz kılacağız. Cemaat halde, tamam mı? Cemaat halde ibadet edeceğiz, cemaat halde dua edeceğiz. Anladınız mı? Ulan anlaşıldı mı? Anladık baba. Yiyin beni. Şerefsiz şişko. Oo baba. Yeni tarzın hayırlı olsun. Böyle var ya tam cennetliksin ha. Ulan yalakalık yapmayı bırak. Şerefsiz Cüneyt. Ulan bana bakın.
Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Geldiğimde hazır olun. Hep beraber öğle namazını kılacağız, tamam? Tabii ki babacığım. Biz de zaten arkadaşlarımızla beraber sohbet yapacağız beraber. Hem pratik yapmış oluruz. Ah, aferin, aferin. Aferin lan, tozlu kuş. Allah rızası için abi. Allah rızası için Allah tuttuğunu altın etsin abi. Allah seni cennetine alsın abi kırmızı. Allah rızası için bir şeyler ne versen abi. Tamam lan, tamam vereceğiz lan. Allah rızası için abi. Heh, al. Bana vurdun bu et ha. Allah razı olsun abi. Abi al. Bu ne ya? Ulan saçından, sakalından, başından utan 3 kuruş para veriyorsun burada. Allah seni... Allah senin belanı versin ya. Lan ne diyorsun lan sen şerefsiz? Şimdi almayayım ayağımın altına ha. Senin fakir Batman yüzünden cehenneme mi gidelim? Al o 5 lirayı, git aç karnını doyur şerefsiz köpek. Hadi. Aç karnımı doyurayım. 5 lirayı yesem karnın doymaz. 5 lirayı yesem. Ben bunu çekeceğim. Su bile alamam ben bunu içeride. Ola ben şimdi senin aç karnına da sana da... Kardeşim şimdi sen benden yardım istedin. E tabii ben de sana yardım ettim ama sen burun kımırdın yani. Ben ne yapayım? Ben de seni dövdüm yani. Neyse sen hakkını helal ediyor musun? Etmem. Ulan hakkını helal ediyor musun bana? Etmem kardeşim, etmem. Hem 3 kuruş para verdin, hem dövdün, hem sevdin. Bir de helallik mi istiyorsun benden? Ulan hakkını helal ediyor musun, etmiyor musun? Tamam. Sen o zaman bana bir 50 lira ver. Ne? 50 lira. Ben de sana hakkımı helal edeyim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şey değil zaten 3 kuruş para. Al. Hadi, arakın zıkkın olsun sana hakkım, hadi. Helal olsun. Yürü, hayrını görme, şerefsiz. Tüy. Selamünaleyküm. Vay, Cumali abi. Tanıyamadım ya, sakal makalı falan falan. Fena olmuşsun, çok ciks olmuşsun ya. Sahabe star gibisin Kur'an çarpı. Buyur sağ olasın, abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ya bana şu veresiye defterini versene hele. Hayırdır abi, veresiye defteri ne yapacaksın? Ya sen ver hele, ver. Buyur babuş. Ah, sağ olasın. Ya bizim mahalle ne kadar güzel bir mahalle ya. Paylaşmayı seven, yardımlaşmayı seven, yaşlılara yardım eden. Yani birinin eksiği varsa hemen diğerini koşan. Gerçekten en önemlisi paylaşmayı seven bir mahalleyiz ya. Vallahi helal olsun. Yani ben de dedim ki bir geleyim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Şu veresiye defterinde olanların borçlarını bir kapatayım ya. Ne de olsa yani cennetin anahtarı ya. Allah helal olsun sana. Yemin ederim şu yaptığın hareketle bütün mahallenin duasını alacaksın. Abi hemen o zaman şuradan açayım, şuradan başlıyoruz babacığım. Sağ olasın. Mustafa abi. Ya kardeşim Mustafa abi veresiye yazmasın da kim yazsın ya? 2 ay önce daha işini kaybetti adam ya. Bakması gereken çocuğu var, çoluğu var. Mustafa abi ya, bakayım ne almış bu? Herif mantarı, havyar... Martı yumurtası. Kardeşim nedir bu? Yanlışlık olmasın bunda ya? Yok abi ne yanlışlığı? Bu martı yumurtası çok fena bir şey. Mustafa abi her sabah 2 tane çiğ martı yumurtasını yemeden kendine gelemiyor. Ses tellerine 10 numara geliyormuş. Bence sen de al o sakallarına sür. Briyantin sürmüş gibi fıstık gibi parlarsın. Neyse ben başkasına bakayım ya. Emine teyze. Emine teyze ya. Çilekeş Emine teyze. Kocasını kaybetti. Perişan oldu ya. Sen rahat ol Emine teyze. Cumali kardeşin senin yanında. Allah'ına kurban. Ne var baba? Dur bakayım ne almış bu? Karamel, ne almış bu? Fındık. Beyaz moca şurubu. Çay aroması. Soya sütü. Egzotik kokao. Ya kardeşim bu nedir ya? Tövbe estağfurullah ya. Bu nedir kardeşim ya? Biz evde kuru ekmek bulamazken yemeğe bunların yediklerine içtiklerine bakala ya. Tövbe estağfurullah. Yoksa sen mi şişiriyorsun bu defteri? Cumali abi bizim bu hesapta asla şaşma olmaz. Takmışsın hipster sakalını. Burada bu hesabı ödeyeceksen öde, ödemeyeceksen çek git kardeşim. Ulan sen hipster mensin kime diyorsun lan? Seni var ya şimdi burada boğarım ha. Gel. Attığın her şeyi hesaba yazacağım. Yavru, şerefsiz. Vay. Valla mahalleye bak. Ne haber lan, keratalar? Söyleyin bakayım, imanın 5 şartı nedir?
Ulan ne yapıyorsun lan sen? Saati mi çalıyor? Ne şerefsize bak hele ya. Gençler, gençler. Bak sizi ikidir cumada görmüyorum ha. Üçüncüde dinden çıkarsınız demedi demeyin yani. Oğlum bir de bu adamı böyle dövüyorsunuz da dövdükten sonra helallik alın ha. Ne diyor lan bu? Vurmaya devam edin beyler. Şerefsizlere bak hele ya. Oğlum sizi burada böyle bıraktık gittik ne oldu size ya? Allah'ın selamını vermeyi unutmuşsunuz ya. Aleyküm selam diyeceksiniz oğlum. Aleyküm selam. Repeat after me. Aleyküm selam. Aleyküm selam da dayı sen kimsin Allah aşkına? Ulan siz beni tanımadınız mı ya? Ya şu nur cemalime, şu nur yüzüme. Bir bakın ya tanımadınız mı beni? Allah'ım yoksa sen. Ben. Sen aksakalın dedesin. Buraya da dileklerimizi gerçekleştirmeye geldin. Oğlum kurtulduk lan kurtulduk. Hocam eğer mümkünse ben üstü açık spor bir araba istiyorum. Allah Allah. Yok ya. Hocam ben de mümkünse sevdiceğimle evlenmek istiyorum. Allah Allah. Başka? Hocam ben de büyük ikramiye kazanmak istiyorum. Mümkünse bana birkaç numara yazarsanız. Tabii kardeşim yazarım aç. Kağıt kalemi çıkar ben sana vereyim numaraları yaz. Yaz. Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Aa, bu da beş. Allah seni kahretmek ben. Gir açsınlar. Girin gibi lan. Şerefsizlere bak. Allah sizi atsın. Geri zekalılar. Ulan her gördüğünüz sakallı dedeniz mi zannediyorsunuz ya? Benim öyle ben. Bak. Cumali Usta. Ya Cumali Usta şerefsizlere bak hala ya. Ulan ne olmuş size ya? Gelin. Gelin la bakayım size iki sohbet edelim. Gelin. Şerefsizler. Neyse. Evet, sevgili kardeşlerim, sizleri en derin saygılarımla, sevgilerimle, bütün kalbimle selamlıyorum. Sorularınıza vereceğim cevapla inşallah gönül kapılarınızı aralayacağım. Hadi bakayım, sorun Cumalistan, bakayım. Cumalistan. Cumalistan. Yani hocam, şimdi benim merak ettiğim şey, gelecekten gelen bir zaman yolcusu bu zamanda sıkışıp kalırsa, geldiği zaman dilimine kadar önceden kılmış olduğu namazları tekrar kılmak zorunda mıdır? Ya kardeşim bu nasıl sorular ya? Allah aşkına bu nasıl sorular ya? Biraz seviyeyi düşürün kardeşim. Ekşiden falan mı buluyorsunuz bunları ya? Hocam. Lens takmak orucu bozar mı? Bak işte bana böyle sorularla gelin kardeşim ya. Bozar kardeşim, bozar. Erkeklerin babet çorap giymesi caiz midir? Caizdir kardeşim. Hocam, internetten Krakri oyun indirmek günah mıdır? Değildir. Başka? Hocam. Sor kardeşim. Hocam, iki eşi olanlar ahirette hangi eşiyle birlikte olurlar? Ulan şerefsizler, içinizde kim bilir ne kadar çok soru biriktirmişsiniz siz ya. Vallahi o konuya ben de çok vakıf değilim ama haftaya bir inşallah Allah nasip ederse hacca gideceğim. Bir gideyim geleyim o konuda sonra ona da bakarız ha. İnşallah. Oo, hayırlı olsun usta. Yolculuk ne zaman? Sağ olasın, Allah razı olsun. Valla ne yapayım, başvuruları yaptık. İnşallah Allah nasip ederse haftaya. Maşallah. Sana var ya, kabızlığın için var ya, bir karışım hazırladım. Özel kokteyl. Akşam bunun farkına varacaksın. Sabaha kadar altı patlar gibi. Tak 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 tak. 5 kilo bırakmazsan var ya parayı iade. Fena. Eyvallah abi. İndirin kardeşim. Usta, artık bize de haçtan hediyelik güzel bir şeyler getirirsin ha? Evet, ne istiyorsunuz? Bana bir kokulu tespit. Ustam, ben de hurma istiyorum. Şu oyuncak dürbünlerden. Hani böyle basarak çeviriyorsun ya. Ulan yemin ediyorum işiniz gücünüz dümencilik, röntgencilik ha. Ulan yürü git. Çık git. Allah kahretmesin. Şerefsize bak ya. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam.
Selam, hoş geldin Cumali. Müşterim gitsin, ilgileneceğim seninle. Şimdi abi, bu karışım gerçekten etkili olur mu diyorsun sen? Olur olur kardeşim, valla ben hep çetenin karışımlarından içiyorum ha. Ne grip oldum ne korona. O kaşların peki bu karışımların yan etkisi olmasın senin? Valla bu karışımların bir yan etkisi var, o da şimdi senin yere yatıracak. Yere yatıracak, yere yatıracak. Allah seni kahretsin. Ulan bu ne be? Bu ne be kardeşim? Ulan ne çektiyse bu ülke sizin gibi sahte hocalardan çekti be. Yazıklar olsun. Bana bak lan. Sen ne adam takma sakal takıyorsan? Belki de bu sıfatsız suratını gizliyor. Meymenetsiz, haysiyetsiz. Sana ne lan, giren çıkan mı var? He? Çık git lan benim dükkanımdan. Yürü git lan. Yürü. Bir daha gelme benim dükkanıma. Ben kabız olmuş, sıçamıyor, gelmiş buraya. Çetin. Sen az önce bana hakaret mi ettin? Aşk olsun Cumali'm, o nasıl bir söz ya? Gel bak, sinirlendin. Sinirini almak için sana özel bir kokteyl karışım hazırlayayım. Çakraların açılsın, he babam benim. Gerek yok ya, ben bunu içerim kardeşim. O başka bir şey içindi Cumali. Şerefsize bak hele, kimi kandırıyorsun? Dayıyorsun kimyonu, keki, limonu, karabiberi millete veriyorsun. Adamına göre de ne hikmetse şifası değişiyor. Aa Cumali, ayıp ediyorsun. Ben keşişlerden eğitim aldım ya Tibet'te 2 sene bunun için. Ablam, o ağda değil, ötekisini al. Yalnız bunu alacaksın abla. Bölgene sürerken iyice ovala, tamam mı? Ondan sonra tık 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 çek. Şerefsize bak hele ya. Tibet'e gitmiş, 2 yıl eğitim almış da gelmiş burada kadınlara ağda satıyorsun. Cumali, biz de bir yerden başlamamız lazımdı be. Niye kızıyorsun bana? Ne diyorsun değil mi akşam partiye? Ah o köpüklerin içinde sana neler yapacağım bir bilsen. Yani dediğim gibi akşam namazı 5 rekat. İlk olarak 3 farz kılıyoruz, ardından 2 sünnet. He? Oldu. Tamam, görüşürüz. Öpüyorum o mübarek ellerinden. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Baba unutmadan söyleyeyim ki sana bir mektup geldi. Ha, nerede lan? Abimde olması lazım. Ola kesin benim hac başvurumla ilgilidir ha. Dur, gel. Ula Cemil! Ula kapıyı aç Cemil! Geldim, geldim Barış, geldim. Ula bu nedir lan? Ne yapıyorsun içeride? Çipi çipi terle bitsin hele, tipine bak hele. Yani bir şey yapmıyordum da bu zaten benim özel hayatım. O bir şey special of life is special life yani. Special life, special life. Sen sana bir tane şimdi girişeceğim ha şerefsize bak. 50 metrekarede neyin special life'i? Çabuk git benim mektubumu getir gel. Şerefsiz. Ne oldu babiş, bir problem mi var? Var ya var. Hac başvurumu kabul etmemişler. Gidemiyorum hacca. Evet baba, testin sonucunda vücudunda antikora rastlanmamış. Yani korona riski taşıdığın için de reddetmişler başvurunu. Ya ne olacak ki yani, aşın olur gidersin babiş. Ya kardeşim ben aşı başı olmam ya. Tövbe estağfurullah. Kısır mısır falan oluyor diyorlar. Baba ne yapacağım bu saatten sonra, üremeyi? Üremedin mi yeterince? Ben şimdi sana girişeceğim ha. Ya içine çip mip koyuyorlar. Bir şeyler diyorlar işte ya. Ya köşedeki sokaktaki arabadan kokoreç yiyen adam gelmiş çipi düşünüyor ya. Ulan şimdi sana girişeceğim burada. Çocuklar bana bir şey oluyor. Ne oldu baba? Uç verdi, uç verdi. Gidiyorum acilen. Ulan ne korumaymış ya. Bizim kahvehanedeki sohbetleri, seviyeli sohbetleri görseler anlayacaklar neyin ne olduğunu. Kardeşim bilim kurulu toplandığına göre şu konuyu bir masaya yatıralım he. Yani aşı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bence olmayacak kardeş. Niye kardeş? Ben dün bir haber izledim. Aşısız olanı daha kahveye de sokmuyorlarmış. Abo. Hatta bir aşılı olan kağıt oynayabiliyor, 2 aşılı olan iki oynayabiliyormuş ya. Ne saçmalıktır ya. Bu aşıyı kim buldu kardeş? Anthony Hopkins. Gözlüklü var ya lan, tekne çantayla geziyor. Anthony Hopkins. Steve Jobs abi. Steve Jobs değil mi o ya? Ha ne Jobs'u kardeş lan? Google'un sahibi ne diyor oğlum bu? Google değil lan, Jodul. Jodul'un sahibi. Ben Steve Jobs mob anlamam. Ben saplar geçerim kardeş. İsteyen saplattırır, isteyen saplattırmaz. Çinlilerin bize bu oyunu lan. Amerika'yla Çinlilerin bize bu oyunu kardeş lan. Vallahi billahi bak. Adamların nüfusu kaç milyon?
6,5 milyar. Bizim kaç? 80 milyon. Neslimizi tüketirler kardeş. Yapmayın lan. Şerefsizlere bak hele ya. Ulan ne kadar büyük oyunlar oynanıyor üzerimize ya. Ben vurdurmuyorum kardeş. Siz ne yapıyorsanız yapın. Siz ne bakıyorsanız yiyin. Kardeş ne derseniz o yani. Bilim kurulu ne derse o. Ona uyacağız. Yapacak bir şey yok. Cumali abi. Aşı olunca senin kaşlar dökülecek diyorlar ha. Ya kardeşim aşıyla benim kaşımın ne alakası var ya şimdi? Konuyu dağıtmayın, saptırmayın ya. Ya ben diyorum ya, vallahi bunun altından eli buleti var. Vallahi bunun altından eli buleti çıkacak. Sonra diyecekler ki Cumali Usta, vallahi sen haklıydın. Gelecekler o zaman yanıma. La Cemil! La bu tuvalet kağıdı nerede oğlum ya? Odanıza mı götürüyorsunuz? Odanıza mı sıçıyorsunuz ya? Cemil! Ula tuvalet kağıdı getir bana! Ya babiş bunu nereden buluyorsun ya? Bu modası geçmiş mi şaka ya? Yok şökerle sürdüm, pislik zannedeceğim ben bunu. Ya ne modası, ne şökerlesi? Yürü git hadi işine. Ha tamam tamam, ben yedim bunu, yedim babiş, tamam. Allah'ım ya, bunu şökerle değil de bok zannedeceğim de. Ne oldu lan buna? Bilmiyorum ki ama birden düştü öyle. Ulan kalk lan abi, kalk kalk. Yerine kalk. Abi kalksana, yerine yat. İnsan oğluna bunu yapar mı ya? İnsan oğlunun ağzına sıçar mı ya? Ne diyorsun sen, manyak mısın? Rüya falan mı gördün? Rüya değil sanki, kabus gibi bir şeydi ya. Geçti oğlum kabus, geçti. Hadi siz bir hazırlanın, bir eniştenize uğrayıp gelek he. Ya babiş, aslında bizim Cüneyt'le bir programımız vardı da. Ne programı lan? İlim, irfan, sohbet. Allah'ınıza kurban. Vallahi helal olsun size ha. Gurur duyuyorum evlatlarımla. Ama olsun, siz yine de bir giyinin. Eniştenize bir 5 dakika uğrarız, sonra akarsınız sohbet he. Hadi. Sen şu şokerlayı temizle ağzındaki. Allah kahretmesin. Cumali. Abi benimle ne alakası var senin hacca gidememenin? Ne demek ne ilgisi var kardeşim ya? Verdin bana o karışımı, korona olamıyorum. E korona olamıyorum, hacca gidemiyorum. Vallahi nasıl düzeltiyorsan düzelt bu durumu içedim. Tamam babacığım, sorun yok. İçmezsin benim o özel karışımlarımdan, olur biter. Allah Allah, o kadar kolay de. Ya benim 3 güne korona olmam lazım ya. Ya benim aklıma bir şey geliyor da. Yok yok, sen yapmazsın, olmaz o iş. Vallahi mi? Vallahi o kadar zor durumdayım ki çetin, her şey olabilir ha. Her şeyi kabul edebilirim, nedir? Aç bakayım ağzını. Ağzını? Aç aç, ağzını aç. Sen az önce ne yaptın Çetin? Ağzına tükürdüm. Niye? Korona olman için. Kardeşim sen koronalı mısın? Yo, değilim. Ya tutarsa? Ya kardeşim sen göğe falan içerim üstüne. Allah seni kahretmesin. Ya baba. Allah seni asın. Ayrılmamış ya. Ver be. Tövbe estağfurullah ya. Ulan hala bunu götürün gözümün önünden görmeyeyim ya. Vallahi aşk olsun. Ben senin iyiliğini düşündüm burada. Ulan bak hala konuşuyor ya. Tamam, okey babiş. Ben halledeceğim ya. Biz Cüneyt'le bir korona partisine geçirdik. Sen de gel. Ne partisi lan? Ya babiş işte pandemi karşıtı parti. Hani maske yok, mesafe yok. Kızlar, alkol sabaha kadar. Ulan şerefsizler, ben sizi sohbete bekliyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Aa Cumali! Allah! Ya babiş ya! Ya iyi tarafından bak ya. Sonuç odaklı ol. Ben senin için yapıyorum bunu. He. Peki kesin korona olur muyum yani ben bu partide? Ya %100 olursun baba. Hadi hadi babama şey göster. Davetiye göster. Ya ver hadi, sikeceğim ben onu ya, ver. Ya kardeşim öyle desenize ya. Vallahi bak davet etmişler, davete icap etmemek olur mu? Ama bu halde gidilmez ya. Ben en iyisi bir üstümü değişeyim geleyim he. Hadi bakayım.
Bakın buraları sayıyorum. Bir, içeride milletin karısına kızına bakmak yasak. İki, özellikle şerefsiz Cüneyt sen dinle. Zinhar ama zinhar ağza alkol almak kesinlikle yasaktır. Üç, içeride ailemize laf getirecek, rencide edici davranışlarda ve helal getirecek davranışlarda kesinlikle kaçının yasaktır ha. Baba biz zaten buraların yabancısıyız. Sen korona olana kadar içeride bir yerde oturup bekleriz. Oo cücü. Geçen partide yaptığın yılan dansını yapacak mısın yine? Bacım sen beni karıştırıyorsun herhalde. Yani biz tanışmıyoruz, tanımıyorum seni. Aynı zamanda yılandan korktuğum kadar yalandan da korkarım. Şeytan insanları günaha sokmak için kılıktan kılığa giriyor. Bak şekil değiştirmiş. Şeytan gidiyor. Şeytan, şeytan. Vallahi şeytan ya. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Bana bakın lan. Babanıza yutturabilirsiniz ama ben yutmam. Eniştenize yukarıdan birkaçı yapmazsanız var ya, harbi size uyarım. Rezil ederim size. Ya enişte kusura bakma da onlar sana bakmaz ki. Enişte tata bakmak ki. Neyim varmış lan benim he? Neyim varmış söylesene. Enişte neyin yok ki? Şu göbeğe bakar mısın? Biraz kendine dikkat etsene ya. Brad Pitt konuştu ha. Yok yok Cristiano Ronaldo. Bay Fit bize anlatır mısın? Böyle vücuda nasıl sahip olunur? Enişte öncelikle sağlıklı kilo vermek istiyorsan besin alışkanlıklarını değiştirmen gerekiyor. Mesela sabahleyin yağsız protein, tahıl, meyve. Öğlenleyin sebze, akşamleyin kesinlikle etin yanında meyve yemem lazım. Hadi gelsenize. Babiş geldik. Ben anlamadım ki bu gerizekalı kime çekmiş. Bana mı çıkmaya başlıyorsun? Şey değil mi ya? Murat! Şenzi bak. Yine sapsapı takılıyorsun sen. Bak, bak böyle ne olacaksın? Allah! Öldüm de ben cennete mi geldim Cumali? Ya Çetin şeytanın oyuna gelme, şeytanın oyuna gelme. Bak bizim burada bir amacımız var. Koronalı birini vurup gideceğiz. Hadi yala. Şerefsiz. Bak hareketlere bak hareketlere. Şerefsiz gacı dolu. Kardeşim, abin kaçar, sana bol şanslar. Eyvallah abi. Bugünkü taktik nedir? Havuz. Havuz taktiği. Sen? En iyi olduğum iş yılan dansı. Hadi git, hadi, hadi yürü, hadi. Şu fakirlere baksanıza. Bulmuşlar tabii bedava eğlenceyi. Sabaha kadar tepinip durur şimdi bunlar. Şunlarla aynı havayı solumaktan gerçekten iğreniyorum. Hayır, öldür öldür bitmiyorlar da. Sanki bölünerek çoğalıyorlar. Bana bakın. Bundan önceki partide seçtiğimiz av oldukça sıkıcıydı. Ne doğru düz kaçabildi, ne bize karşı direnebildi. Haksız mıyım? Haklısın. O yüzden bu sefer etrafa iyice bakınalım. Kurbanımızı seçerken acele etmeyelim. E hadi o zaman. Hadi. Saçına bak, sakalına bak. Ulan oraya lan mızrağı takmış. Bunu kim aldı buraya ya? Kardeş, koronalı mısın? Gel öyle. Ulan vallahi ateşin de var seninle. Bacım sen hele öksür bakayım. Hele şuraya bak, iç içe girmişler hele şerefsizlere bak hele. Selam aleyküm, ulan koronalı var mı aranızda? Ulan bu kesin koronalıdır hele, şunun tipine bak. Ulan sen koronalı mısın? Yok abi, ben Mardinliyim. Ulan şimdi sana bir tane girişeceğim ben. Ulan bunu kim aldı bunu buraya ya? Abi bu sinir niye ya? Babacığım o kadar kalabalık var burada. Tek tek soracak mısın insanlara? Ya kardeşim başka türlü nasıl halledeceğiz da? Mecbur. Vallahi buldum ha Çetin. Ah. Bak. Nefes hadi alamıyorum bak. Hadi. Alamıyorum nefes. Ben bir bardak su içeyim geleyim. Ben seni bulurum. He he. Kesin nefes alamıyorsunuz. Şerefsize bak hele. Yalancı şerefsiz iş. Hop, pat, pat. Aa, ben de alayım bir tane. Erkan, merhaba.
Hadi sana soru sorayım. Bu villa kaç metrekaredir? Ne bileyim ben ya. Bilemedi. O zaman kaç torba çimento gitmiştir? Hadi. Gerizekalı dönedir. Vay vay, merhabalar, afiyet olsun. Ya ben Fenerbahçeliyim de. Fener bu sene şampiyon olurum, hadi söyle. Kim? Fenerbahçe. Bu arada ben kırmızı hastasıyım ha. Hepsi böyle. Huhu. Şşt. Ne haber? Şşt, yakışıklı. Ben. Evet. Yakışıklı dediniz mi Luisa? Gel. O ne? Gel. Gelin bari. Sizi mi kıracağım? Ne haber? İyi ya, ne olsun işte, parti marti. Siz nasılsınız? Allah, bizler de çok iyiyiz. Su da çok güzel. Girsene. Çok teşekkür ederim nazik teklifiniz için ama ben yüzme bilmiyorum. Ya sen ne kadar kibar bir çocuksun öyle. Gel, ben sana öğretirim yüzmeyi. Çok teşekkür ederim ama aramızda kalsın, mayam yok altımda. Ya mayoyu boş ver. Birazdan buradaki herkes üzerindekilerden kurtulacak. Çıkaracağız hepsini. Her şeyi. Evet, hepsini çıkartacağız. Siz çıkartacaksınız. Evet. Hadi sen de çıkar. Çıkar. Çıkar hepsini. Hepsini, evet. Çıkar, 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 çıkar. Hadi, hadi, hadi. Yapma. Evet, hadi, çabuk. Evet, evet. Oğlum, 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 gel buraya lütfen. Hadi gel, sen de gel. Hadi gidiyoruz beraber. Götür beni, götür beni gittiğin yere. Götür. Kızlar, ben geldim. Yılan cücüğü. Hey, ne oldu size? Niye böyle davranıyorsunuz bana? Hani sen yılanlardan korkuyordun cücü? Ya kızım, hacı babam yanındaydı. Kusura bakmayın, anlasanıza. Rahat edemedim. Mecbur öyle söylemek zorunda kaldım. Hadi ama. Affedin beni. Yani bilemedim. Şöyle bir belki çift başlı yılan dansı yaparsan affetmeyi düşünebiliriz. Ya kızım, siz öyle ne dediğinizin farkında mısınız? Tek başlısınız anlarım da çift başlıya daha Türkiye hazır değil. Ben bilmem cücüm. Yaparsan barışmayı düşünebiliriz. Peki. Bunu siz dediniz. İzleyin o zaman. Suni teneffüs yapmamız gerekiyor. Aa, evet, sen yapabilirsin. Kurtar benim hayatımı. Kızlar, ben yapamam. Benim sevgilim Afgan, duyarsa beni öldürür. Allahsız be, Allahsız kadın be. Sen yap, sen yap bebişim, beni kurtarabilirsin. Hadi gel buraya. Hayır, hayır kızlar, ben böyle bir şey yapamam. Bir yok lan bir tane Allah dostu, sen yap. Gel buraya, çabuk getir dudaklarını. Bende de astım var, zaten az bir nefes hayata tutunuyorum. Onu da asla sana veremem. Bu nasıl bahane lan? Bu nasıl bahane lan? Gel bak, akciğerlerimdeki suyu sen çıkar. Hadi bebeğim, bunu yapabilirsin. Hadi gel lütfen. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Mavili. Mavili. Pişt. Mavili. Gel hem prensesim ol, kurtar beni. Hadi gel. Sağ olasın. Merhaba, merhaba. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyi. DJ'ye bir şey söylemek istiyorsun herhalde. Ben söyleyeyim istersen. Yok ya, ben mikrofondan bir şey söyleyecektim de şey değil. Yani onu hallederim ya. Sen ne yapıyorsun ya burada? Garson musun? Garsonum, evet. Şahane ya. Süper vallahi. Aynen böyle devam et ha. Ama garson olup sürün anlamında demiyorum yani. Bunu işini iyi yapıyorsun anlam... şey... şey yani. Tamam. Sıkıntı yok, anladım ben. Bir şey içer misin? Sağ olasın, sağ olasın. İçmem be. Peki. Sağ ol, sağ ol.
Hele çık hele çık çık. Şerefsize bak elinde. Selamünaleyküm kardeş. Hele şunun tipine bak, biçimine bak, hele hareketlerine bak ya. Anası babası görse ne der? Oğlum okuyor biliyor. Okuyor. Şerefsizden gelmiş. Dostum bir şey mi dedin? Kardeşim ben selamünaleyküm şu... Mikrofonu açsana, iki dakika bir şey söyleyeceğim. Oğlum un kapanın burası. Kusura bakma, bir şey söyleyemez. Ulan kardeşim hiç bir şey söyleyeceğiz lan. Boşuna mı var burada? Adamı hasta etmeyin ha. Hamman az önce bağırdın mı? Çabuk in buradan aşağı. Sanatımı icra etmeye mani oluyorsun. Ulan sıçarım şimdi senin sanatını da ha. Aç ulan aç. Açma. Ama bak, sana şöyle bir güzellik yapabilirim. İstediğin parça varsa söyle, yanağım patlıyor. He var. Mendilin ipeklisi, tarlanın tezeklisi. Öpünce bir hoş olur, avradın göbeklisi. Hadi aç bakayım, hadi. Yalnız o parça benim repertuarımda yok. Hadi siktir git şimdi, sikeceğim senin repertuarını. Çık şuradan, çık. Şerefsiz de bak hele ya. Yok benim repertuarımda yok. Ne anlatıyorsun sen, şerefsiz? Ya bu mikrofon nereden açılıyor ya? Alo! Sesim geliyor mu? La bu nerede açılıyor? Nereye açıyor lan? İşi başta olanı var. Onu daha böyle özel günlerde yapıyorum. Baksana şu senin hacı baban değil mi ya? Evet de onun orada ne işi var? Baban senden renkli çıktı. Bak çocuğum, çift başlı yılan dansını da bizi etkileyemedi. Belki bize birer içki alırsan seni affedebiliriz. Bu villadaki bütün içkiler ise kurban olsun. Geliyorum, hemen geliyorum. Hemen. Şu at kuyrukluya ne dersin? Savaşçı gibi. Ne diyorsunuz? Şu iyi mi? Evet. Bu iyi. Bu gece çok eğlenceli olacak. Katılıyorum. İstediğimiz silahı seçebiliyor muyuz? Olur. Güzel. Hadi şu pis fakiri öldürelim ve dünya birkaç dakikalığına daha güzel bir yer haline gelsin.
oğlum sen şaka mısın? Neyi peşimde geziyorsun oğlum sen benim? İyisin değil mi? İyiyim. Ama sen dilini buraya kadar sokmadan önce daha iyiydim. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorum ha? Ya ben senin hayatını kurtardım. İnsan bir teşekkür eder. Oğlum o hayat kurtarmak mı ya? Ben Pamuk Prenses miyim beni? Öpüp de uyandırıyorsun. İnsana gidersin suyunu teneffüs yapıyorsun. Ben ölüyorum orada ya. Dilini buraya kadar soktun ya. Golden gibi yalıyorsun. Böyle bir iyilik mi var? Böyle bir iyilik şekli mi var ya? Bak pis kılığın hala çıkıyor ya. Kes şunları, medeniyet ol, medeni ol ya. Yakışıyorum. Nereye gidiyorsun? Oğlum bak. Hani nereye gidiyorsun diyorsun. Bak benim bir adım takip edersin babamı bağıracağım ha. Kafayı atacağım sana bak. İlk defa yumruk atacağım. Bu nerede kapanıyor ya? Şeytanın aletine hele bak. Kızlar, bakın benim çok iddialı olduğum bir oyundur. Asla beni yenemezsiniz. Yani hele özellikle böyle çoluk çocukla asla yani. Ulan yarım dünya. 30 yaşındaki adama sen ne çocuk diyorsun? Hayırdır birader, bize mi iş koyuyorsun? Hadi. Sen çok iddialı konuşuyorsun tontiş. Al bakalım o zaman. Yine mi sen? Kızlar, saldırın. Garsonum ben söylemiştim. Ev sahibi diğer garsonları kovduğu için koca partiyle bir tek ben ilgilenmek zorundayım. Ekmek parası işte ya, ne yapacağız? Ya az önce seni dinledim de gerçekten çok yeteneklisin. Daha önce nerede çalıyordun? Tövbe deyin efendim ya, ne çalması ya? Biz öyle çalma çıkma yok, tövbe deyin ha. Onu demek istememiştim de neyse. DJ değilsin sen o zaman. Yo, Cumali'yim ben. Ben de Hazal. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ ol, sağ ol. Umarım keyif alıyorsundur partiden. Ya hiç sorma ya. Ben aslında buraya eğlence için gelmedim yani. Korona! Bazal Hanım! Bazal değil yalnız, Hazal. Hazal Hanım,
Burada acaba WC ya da tuvalet, ne bileyim halk arasında keref diye tabir ettiğimiz şey var mı acaba gerçekten? Çok zor durumdayım, yardım edin. Gerçekten çok garip birisin, farkındasın değil mi? Yani gerçekten eğer biraz daha geç kalırsak sen o zaman farklılığın garipliği göreceksin, yardım et yani. Ya çok özür dilerim. Yukarıda üst katta bir tuvalet daha var, çabuk gel benimle. Götür götürüyorsun, çabuk buradan varmış. Biraz beklemen gerekiyor. Valla bekleyemem. Yeminim de... Civan ne yapıyorsun? Burada olmaz. Gel benimle bir çözüm buluruz şimdi. Enişte. Ne yapıyorsun sen burada? Oturuyorum gördüğün gibi. Sizin aileye iç güveysi girerken beni uyarmışlardı. Bunlar senin işlerini almaz. Her fırsatta itin götüne sokarlar, seni yerler, ezerler demişlerdi. Ya enişte tövbe de ya. Sen de bizim ailemizin bir parçasısın. Bak ne diyeceğim sana. Gel bu gece benimle takıl. Kızlar da var. Allah, hemen ha. Tamam mı? Muz muz var mı? Bak ben sana söyleyeyim. Kural nedir biliyor musun? Kızlar beklemez. Tamam mı yeğenim, kızlar beklemez. Sonra ne olacak? Hadi hadi, babysi, hadi gel. Babysi? Gel, 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 gel. Biz lan, biz geldik. Maalesef geç kaldın cücük. Parti bitti. Artık canım alkol istemiyor, başka zaman. Heh, bir saniye. Cüneyt, bir saniye. Ben bağlarım bunları. Ben de taktik çok, bana izin ver. Top sende enişte. Kızlar, size soru sorabilir miyim? Bu sene 3 aylar hangi ayda? Temmuz, Ağustos? Enişte, bu ne saçma bir konu. Değiştir şu konuyu. Bir dakika, sorun musun ya? Sorun bir dakika. Tamam, başka soru soruyorum. Siz çalışıyor musunuz? Hayır. Aslında çalışsanız var ya, bizim memlekette para var. Çalışana var. Ama şimdi ben ne anlatıyorum? Yeni neslin elinde telefon, sosyal medya, bir oraya bir buraya. Çalışmıyorlar ki. Çıkartın bakayım telefonunuzu. Ya enişte ne saçmalıyorsun? Sokak röportajı mı yapıyorsun? Bak kaçacak kızlar. Oğlum telefon numaralarını almaya çalışıyorum. Ben rahmetli yengeni böyle tavlamıştım. Ah seni ya! Seni şimdi gitti! Gitti seni ya, gitti. Ah beni bıraktı gitti. Melek oldu gitti seni ya, gitti. Ulan bir rahmetini böyle El Fatiha'mı okusak, hadi be. Ya enişte lütfen bana da oku ya. Beni şu an mezara soktun, üzerime de toprağı attın ya. Lütfen bana da oku ya. Şimdi asıl enişten altın vuruş vuruyor. Enişte lütfen yapma. Lütfen. Vurdun bile. Aa! İnanmıyorum. Sizin suratınızda ne oldu? Ne olmuş? Ya çok kötü gözüküyorsunuz ya. Benziniz solmuş sizin ya. Bir şey yok değil mi? Hakikaten yani böyle... Renginiz atmış yani, kötü gözüküyorsun. Yani... ama var. Onun da ilacı var. Onun da şifası var. Ben size bir baharat karışımı yapacağım. İçeceksiniz. Yüzünüze renk gelecek, kan gelecek. Böyle canlanacaksınız, bebeksi olacaksınız. Hazır mıyız içmeye? Olur. Hadi o zaman ne bekliyoruz? Hadi içmeye o zaman. Beni bekleyin, ben de geliyorum. Cumali bu kapı terasa çıkıyor. Yalnız senden ricam, bir şey olursa bu tavsiyeyi ben de... Ya merak etme, söylemem. Sen burada bekle, kimsenin terasa çıkmasına izin verme. Tamam, hadi. Kullanım dışı. Yani şu an terasa çıkmasanız sizin için çok iyi olur. Vallahi bırakmam. Vallahi bırakmam. Sonra bana çok teşekkür edersiniz. Evet, geldik sonuna arkadaşlar. Bakın size 5'e kadar sayacağım. Eğer beni vuramazsanız ben kazanacağım kızlar, tamam mı?
ve tabii kendi kız gibi zannedenler. Hadi başlayalım. Bir, iki... Bakın size dört. Tebrikler. Beni vurabilen ilk kişisiniz. Basın eli. Tanıdık bir tat. Baba. Cumali Bey kusura bakmayın terasa çıkmasına mani olamadım. Cumali. Aşkım sen nerelerdesin? Kaç saattir seni arıyorum ben. Aşkım. Ben işin başına dönüyorum. Neredesin sen aşkım kaç saattir? Ya hanımefendi siz beni biriyle karıştırdınız herhalde ya. Aa, aşk olsun. Geçen partide yaşadıklarımız yalan mıydı? Ne partisi ya? Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim falan yok ha. Ama şeydi, sandıkta görevliydim, onu diyorsanız o başka. Hah, aynen öyle. Ben de oradaydım. Allah Allah, ne görev yapıyordunuz orada? Oyların konulduğu zarfları yalıyordum. Hadi gel. Ne? Sürpriz. Yalnız hanımefendi, benim vücudumda antikor yok. Hacca gitmek istiyorum ama aşıya da karşıyım. Benim koron olmam lazım ya. De. Yani başka hastalıklar kapmaya niyetim de yok yani. Ne diyorsun lan sen oğlum? Bunun çocuğu. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Yok hanımefendi, ben bir şey ima etmeye çalışıyorum. Tamam tamam, korkma. Senin şu antikor sıkıntını ben çözeceğim. Vallahi ya. Mı diyorsun? Evet hadi. Ya en azından şu elimi falan yıkasaydım ya. Bu kadar vaktimiz yok. Çok yaklaşmıştım. Elimden kılpayı kaçtı. Ben de öyle. Nereye gittiğini gördünüz mü? Arkadaşlar, etrafınıza iyi bakın. Yalnızca adamımız değil, Burcu da kayıp. Yani? Yani eğer Burcu'nun eline düştüyse çoktan öldü demektir. Bütün kimlikle yaşayacak. Buna izin veremem. O fakiri ben öldüreceğim. Hadi arayıp bulalım. Şunu sizin için yaptım. Zahmet olmazsa. Buyurun. Evet kızlar. Bu karışım sayesinde cildiniz pürüzsüz, ipeksi bir hal alacak. Hiç merak etmeyin. Bunun içinde sizin bildiğiniz baharatlar var. Kekik var, kimyon var, kırmızı biber var, falan var, filan var. Enişte, sen karışımın içine en son bir şey koydun. Neydi o? Sobaya iki tane odun attım harlansın diye. Nasıl yani? Gemiyi oğlum limana yanaştırdık. Vallahi anlamadım. Oğlum sen sığır mısın lan? Sığır mısın? Nasıl anlamıyorsun? Belediyenin izni olmadan kaçak kat çıktık. Beyler. Burası çok yeterince de sıcak olmadı mı sizce? Böyle daha sakin, daha serin, yalnız kalabileceğimiz bir yerlere geçelim mi? Şimdi anladım enişte. Oğlum, Tibet'te 2 sene bunun eğitimini aldım. Hadi geçelim o zaman. Çok sıcak. Hanımefendi, bir yanlış anlaşılma oldu. Ben gerçekten böyle kendimi çok huzursuz hissediyorum. Şşş. Bak, birazdan sana öyle şeyler yapacağım ki işin bittiğinde kendini çok huzurlu hissedeceksin. Sen bana güven ve soyun. Ya yalnız ben aşıya karşıyım ya. Bunu başka bir şekilde halletsek olmuyor mu? Niye karşısın? Ya içine ne koyduklarını bilmiyoruz ya. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Hangi birine inanacağımızı bilmiyoruz ki ya. Ben içine ne koyduklarını çok iyi biliyorum. Sen bana güven ve soyun. İşe mi kapatsak ya? Soyun lan! Hadi. Bunu da çıkaramam mıyız efendi? Çıkar. Oo, Cumali. Kalbe bak sıra. Doğrusu senden böyle bir performans beklemiyordum. Ya arada yanında bile kendimizi böyle bir şımartalım dedik, o da bugüne denk geldi ya. Minik bir sürpriz yapıyoruz kendimize, o da bugüne denk geldi ya. Şu hale bak ya. Hiç önemli değil. Benim için hiç sorun değil. Sen dön bakalım arkana. Arkamı? Dön lan! Ya yalnız bu koldan yapılan bir şey değil mi hanımefendi ya? Böyle arka marka yani, kimse böyle bir şey söylemedi ha.
Mekke'ye yolu saldırı yapacak bir şey yok. Allah'ım sen affet. Oo. Baba, sen hayırdır? Hani milletin karısına kızına yan gözle bakmıyordun? Yemin ediyorum tam zamanında geldiniz ha. Bu kadın var ya bu kadın. Aşı yapma bahanesiyle beni arzularının nesnesi yapacaktı. Paçavra gibi kullanıp atacaktı. Alnımda kara bir lekeyle böyle ben bu ömür boyu boyunca taşıyacaktım o kara lekeyi. Arzularının nesnesi yapacaktı beni. Bunu söyledin baba. Neyi? Arzularının nesnesini. İlk başta söyledin şimdi ikinciye tekrar ettin. Allah Allah. Peki bizim bundan nasıl bir çıkarım yapmamız gerekiyor benim salak oğlum? Peki senin kalpli baksırlarını ne yapacağız benim seksi babam? Şşş bana bak. Eğer bu don mevzusu bu kapıdan çıkarsa var ya yemin ediyorum ben birinize girişirim ha. Söylemiş olayım tamam mı? Şerefsizlere bak. Hadi yardım edin şunu taşıyın hele koltuğa hadi. Tut. Hadi. Bir şey yok değil mi? İyi bakın. Buna sızmış kalmış ya ne olacak? Tadı kalır ya Allah bir iki üç. Hadi. Ya bu nedir bu bela geldi başımıza ya hadi. Ne gelsinizi? Baba şey. Arkadaşlar da hemşire de sen aşı olamadın. Bari biz olsak aşı. Allah Allah! Ben de bunu yedim mi? Yemedin mi? Ben yemedim şerefsiz bak hadi gel gel! Hadi! Çekil! Gelin! Şişe gelin! Çekil! Babam her seferinde aynısı. Şerefsizlere bak hadi! Yardıma ihtiyacım var mı? Oğlum bak git! Bak niye sen beni takip edip duruyorsun ya? Gitsene peşimden ya! Atacağım kafayı sana şimdi ha! Bana niye böyle davranıyorsun ki? Ben sadece arkadaşın olmaya çalışıyorum. Ben olmak istemiyorum ya. Hem bir kere beni öptün diye beni ne zannettin ki sana? Diğerlerine mi benzetemezsin beni? Tamam ben diğer adamlara benzemem. Yani saçma sapan konuşturuyorsun beni bak gerçekten. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Bu böyle suyla olacak gibi falan değil ha. Ne yaptınız lan bana? Bir delikanlıyı madar ettiniz. Benim bu parti için ne hayallerim vardı? Ha ne olacak şimdi onlar? Bozma moralini, bozma. Bak, bak şurada köpük partisi için hazırlanıyorlar. Orada sabun falan da vardır. Seni böyle sağlam bir yıkadık mı hiçbir şeyin kalmaz. İyi gördün o sana. Hadi gidelim. Haydi gel. Ya şu abini bul ya. Bu nerededir ya? Buralardadır baba, takılıyordur. Ya kardeşim bak her geçen dakika amacımızdan uzaklaşıyoruz ha. Benim kolon olmam lazım diyorum ya. Şu şerefsizi bulun ya. Aha. Abim orada da. Ne yapıyor öyle anlamadım. Şerefsiz, ben gayet iyi biliyorum ne yaptığını. Yürüyün lan. Cemil, Cemil dur bir dakika önce sapanlayayım ya. Hiçbir şey yaramıyorsun ya. Kızma tamam, döküyorum işte. Bak şimdi dök, dök. Dök, bol bol dök. Oh, tamam. Bak kokusunu alıyorum, hala çıkmadı bu ya. Bu bok çıkmadı hala ya. Hele şerefsizlere bak, hele şerefsizlere bak ya. Biz günaha girmeyelim diye şekline şekile girelim. Adam gelmiş burada işini halletmiş, bir de boy abdesti alıyor. Yapılmış ne boy abdesti ya? Adam bir ders tepeme sıçtı, onu temizlemeye çalışıyorum ya. Vay ayı oğlu vay. Adamın kafasına sıçmış. Biri olmuş 2050 hala nelerle uğraşıyoruz. Ne ayısı kardeşim? Bu bildiğin de var. Böyle tipleri Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın. Bir daha yapabiliyorlar mı? Cumali, sen bu konuya bir şey söylemeyecek misin? Konu. Tabii canım yani insan sonuçta sıçabilen bir varlıktır yani. Oraya da sıçabilir, buraya da sıçabilir yani. Şey değil yani. O çıkmaz ha yalnız öyle. Ben dur ben sana yardımcı olayım dur. Yalnız o makine o işe yaramıyor. Bir sıkıntı çıkmasın. Ya bacım hele sen de bir dur Allah'ını seversen ya. Ulan bu nasıl çalışıyor? Eyle 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 eyle. Ulan bu nereden kapanıyor? Nasıl kapanıyor bu? Ya hiç bana bakmayın, ben bilmiyorum. Ya kardeş sen buranın görevlisi değil misin ya? Yo yo hayır, ben Cemil. Cevher'in arkadaşıyım ben. Ya ben bir yalan söyle, arkadaşım falan değil ya. Lan seni kahretmesin ya, şerefsize bakın. Tamam tamam, dur ben halledeceğim, tamam. Ne olmuş buna? Adamımızı öldürdü ve sonrasında dinleniyor olabilir mi? Burcu. Ölmüş mü? Ne demek ölmüş? Saçmalama ya, bir daha bak. Ne yapacağız şimdi? Sonunda bizimle savaşan bir fakirle karşılaştık. Bence bundan zevk almaya bakalım ha. Onu ben öldüreceğim. Sana asla bırakmam.
Çetin! Cemil! Ulan Cüneyt neredesiniz? Cumali! Sesime gel, buradayım! Allah kahretmesin sesini! Ulan Çetin sesime gel! Cumali! Buradayım! Selam. Selam. Bu nasıl dünya kardeşim? At izi, it izine karışmış. Çetin! Geldim, geldim, geldim! Ulan neresiyse karışım ya, Allah'ım yarabbim ya! Kayboldum Cumali! Gel Allah'ın izniyle bu karama gelene çıkacağız kardeşim, gel! Temizlendi galiba ya. Şerefsizlere bak hele ya. İyi misiniz? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Merhaba bu arada, ben Cüneyt. Arkadaşlarım bana Cücü der. Şerefsize bak hele. Ben de babasıyım. Ben de buna kısacası geri zekalı diyorum. Ulan biz burada ölümden döndük. Sen hala işte fişte peşindesin ya. Şerefsize bak hele. Ya babiş ne ölümü ya? Gözünü seveyim, bu dünya cümle köpük partisi. Ulan senin haberin var mıydı Çetin? Yok, ben bilmiyordum. Şerefsiz. Nereye gidiyor bu dolu ya? Yemin ediyorum tüm memleket gördü ha. Allah nasıl böyle işi ya? Sağ olasın. Allah kahretmesin ya. Ulan hala, hala bak, hala işe bak. Merhaba. Aleykümselam kardeşim, buyur. Bu kurutma makinesi nasıl çalışıyor? Bana bir gösterebilir misiniz acaba? Valla kardeşim, ben hiç anlamıyorum ya. Yemin ediyorum. Sen bunu başkasına sor. Şimdi ben dokunurum, dokunurum. Bugün neye dokunsam bir şeyler oluyor yani. Boş ver. Ya valla bilsem size sormazdım ya. En azından böyle nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor bir... Gösterseniz bir iki bir şey. Geç, geç. Tamam kardeşim ya. Yani ne yapalım, iş başa düştü, mecbur. Ya kardeşim, şimdi bu tuşun neresinden çalışıyor ben bilmiyorum da, ama bunun yanına yardımcı olmaya da çalışırım tabii. Tabii. Ha, oh. Tabii gecenin ilerleyen saatleri libido tavan. Fena buldunuz, yapışın birbirinize ha, yapışın. Allah kahretmesin sizi ya. Şerefsizlere bak hele. Oğlum oğlum, anneniz babanız da mı bir şey demiyor size ya? Acaba o morlukları görse neler diyecek anneniz babanız? Size okuyor diye biliyor ha. Şerefsizler. Ulan bu nasıl çalışıyor ya? La kahretmesin ya. Tövbe estağfirullah oğlum, zina haramdır ya. Günahtır oğlum bu, yani yazıyor yani, günahsa sonuçta ya, yapmayın ya. Günaha giriyorsunuz oğlum ya, şerefsizler. İkinciye kalmıyorum. Hadi Allah'a emanet, başkasını bulursun ha. Hadi. Tüy, Allah kahretmesin seni. Görüşürüz, sağ olasın. Kolay gelsin. Ulan ne geceydi be? Cumali Bey. Efendim? Cumali'ydi öyle değil mi? He. Siz bu olanlara aldırış etmeyin. Genelde gecenin sonu hep böyle bitiyor. Sarhoşla uğraşmak zor iş. Bu arada kendimi tanıtayım. Adım Halil. Partiden memnun kalmışsınızdır umarım. Ya partiyi boş verin de, ben buraya koron olmaya geldim ya. Bırakın, boş verin. Uzun hikaye anlatmayayım. Boş verin. Ya ben de zor bir şey sandım. O kolay. Hallederiz. Halil Bey bakın, yani şimdi yeni tanışıyoruz. Hele ağzıma tükürmek gibi bir düşünceniz varsa şimdi ağzınıza sıçarım ha. Ben şimdiden söyleyeyim onu yani. Yok yok. Hiç merak etmeyin. Buyurun. Ben size korona bulaştıracağım. Sahi mi diyorsunuz? Buyurun lütfen. Vay, vay,
Vay! Ya burada ne kadar güzel eşyalar var ha! Yemin ediyorum siz milyoncu açsanız ya! Vallahi billahi paraya para demezsiniz ha! Beğendiğini seçip alabilirsin. Vallahi mi diyor? Ya ama merak etme ha! Ben bunu satınca paylarını falan sana veririm yani geri parasını. Paraya ihtiyacım yok. Başka zevklerim var. Allah Allah! Ne gibi? Şeytani bir tarikat üyeyim. Biz zenginler yalandan partiler düzenliyoruz. Orada fakirleri topluyoruz. Aralarından bir kurban seçip onu öldürüyoruz. Çok güzel, çok güzel ya. Fakirin amına koyayım ya. Öldürün gitsin ya. Vallahi yarabbim ya. Dediniz de bana. Vallahi billahi ben de kendimi Allah'tan orta direk sayıyorum ha. Yoksa gelip beni burada öldüreceğinizi zannedecektim ha. İşe bak ya. Vallahi işine bak. Ulan ben bunu alıyorum o zaman ha. Ne güzelmiş. Aha. Bunu da alıyorum. Şahane ya. Allah kahretmesin seni ya. Adamın kalbine inmeyin diye. Ne kadar kıymetli bir malın varmış ya. Şerefsize bak hele ya. Al senin olsun ha. Allah kahretmesin ya. Malın da senin olsun. Her şey senin olsun. Şerefsize bak hele. Seni kahretmesin. Ulan şunu ağzınızla için ya. Ağzınızla için şunu ya. Sizin karnınız burada bir de ya. Allah kahretmesin sizi. Ya kardeşim biz de yani senelerce Tibet'te kaldığımız sürece partiler yaptık da böyle partiye ilk defa denk geldim. Ya enişte ne anlatıyorsun ya? Adam bütün gece benim peşimde gelmiş. Sen bana Tibet mi diyorsun ya? Selam kızlar. Selam. Oo Çetoş'cum. Görüşelim mutlaka hayatım. Cheers. Gördünüz değil mi? Ne geceydi ama. Aynen, dönemezsin. Gerçi benim için daha yeni başlıyor. Benim evde after party var. Gelmek ister misin? Abi sağ olsun size karşı alerjim var. Sen beni çok yanlış tanıdın be Cevher. Ben sadece arkadaşın olmak istemiştim. Bu neler Rus mu? Ajan gibi baksana şoföre bak. Ha, bu arada benim verdiğim partide tek erkek ben olurum. Ben gittim mi? Senin ben kalıbına tüküreyim. Sen ne ayaksın? Cumali, oğlum bu ne surat? Muşmula'ya dönmüş, ne oldu sana? Ya sorma Çetin ya. Korun olmaya çalıştık, geldik korun olamadık anasını satayım ya. Keşke aşı yapmışsaydım, şu hale bak ya. Aşı olamadık, hele düştüğümüz duruma bak ya. Hacca da gidemiyoruz. Böyle yürüyün ya. Şerefsizlere bak hele. Cumali. He, efendim he. Gidiniz. Gidiyorsun. He valla gidiyorum. Sevgilini göremedim yanında, o erken ayrıldı galiba. Bu benim sevgilim değil ya. Sen şey diyorsun, kızlar beni görünce böyle heyecanlanır, şey yapamaz ha. Değil mi lan şerefsiz? İyi o zaman. Az önce duydum da sen korona mı olmak istiyorsun? Ya o konuyu hiç açma Azal ya. Gerçekten o konu benim için artık kırmızı çizgi. Boş ver. Korona da olamadım zaten. Yahu zenginler de korona ne arar Cumali? Akıllarınca sisteme aykırı bir şey yaptıklarını sanıyorlar da. Hepsi aşılı bunların. Sen gel bir de bizim evde gör koronayı. 12 kardeşiz, yarısı korona. Ha senin ağzını öpeyim ya. Şey yani ağzını öpeyim derken o hayatta demedim ya. Şey anlamında dedim yani şey, yanlış anlama yani. Şey yaptım. Hadi gidelim ha. Nerede ev, yakın mı sizin? Hadi gidelim. Ah bu dünyanın adaleti yok ki. Yok oğlum, topuklu ayakkabı öyle gösteriyor. Ayakkabıları çıkarsa şirin gibidir kara. Yürü gidelim hadi.
Lan Hasan da mı gidiyorsun hacı? Lan Cumali kardeşim tek sevmemiştim Hasan. Daha otur bayım otur. Daha dünyayı kaç ay yönetiyor onu konuşacağız seninle. Ya kardeşim konuşuruz konuşuruz da bu nedir ya? Böyle bir dakika ya. Böyle bir dakika. Ya hacılar ya. Ya vallahi ayıp oluyor ya. Sanki nereye gidiyorsunuz ya? Bu nedir ya? Üstünüzden bir ölü toprağına atın ya. Hadi hep beraber. Salallar.